If I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü arabamız elektrikli Toyota. Yani bu arabayı bilmiyorum, YouTube'da daha önce çeken olmuş mudur? Bunlardan aynı böyle Toyota işte grisinden beyazından yapanlar olmuş. Hani bir firma yaptı bu arabayı. Şimdi o firmanın ismine telif melif atarlar, hiç vermeyeyim. En güzeli. Yani tanıyanlar anlar, anlayanlar yorumlarda yazmasın ama firma ismini lütfen. Dediğim gibi bir şey olur şimdi. Bilmediğimiz işler. Şey yemeyelim. Bu arada arabanın koltuğunu yıkadık. Şu altımıza şey koyduk. Abiler, arabamız kardeşlerim 2012 model elektrikli Toyota. Elektrikli yanlış anlaşılmasın. Şimdi Toyota ve elektrikli denince ha hibrit ya, onları ben biliyorum. Öyle değil abi bu araba. Bu araba %100 elektrikli. Bak oradaki şey var mı? Burada var. %100 elektrikli abi bu araba. Hani benzinli motoru yok. Kimse yanlış anlamasın. Bak hibrit elektrikli şeyi yok. Hibrit motoru yok bu arabada. Benzinli yok. Kendini şarj ediyor falan filan. Elektriğe geçiyor. Direkt elektrik abi. Fişe takıyorsun. Dolduruyorsun. Bak şurada fiş işareti var ya. Aynı bu şekilde. Bu BMW'lerde falan yeni çıkmaya başladı ama bu arabayı 2012'den beri işte bu işlemi yapmışlar. Şu şeyi de kameramanımız işaret ediyor. Kamera arkasında rejiden şu an şey geliyor bana. Şu şeyi de göster diyor. Depo kapağını. Bakın şurada benzin açma şeyimizin üzerine sticker yapıştırılmış. Yani hiçbir masraftan kaçılmamış bu elektrikliye çevrilirken. Abi depo kapağımızı açtığımızda şarj yerimizi görüyoruz. Şimdi beyler şu kaputu açalım. Normalde biliyorsunuz tek başıma çekerken videoyu şey yapamıyoruz. İşte kaputu açmaya falan kısımlarını mecbur geçiyoruz. Abi arabamızda bir tane normal bir akü var. Bu araba akü diğer şeylerin arabada yani şarj dinamosu koyulmuş. Bu aküyü şey yapsın diye, şarj etsin diye. Bu arabanın farları muhtemelen teybi, işte stopları, işte ses gelmesi kolonları falan filan bu aküye ihtiyaç duyulduğu için bu normal araba akümüz duruyor. İşte kendi şarj dinamosu da duruyor. Şarj ediyor. Bu farların şeyin elektriğini kullanıyor ki diğer kendi elektriğinden içeriye şey yapmasın diye, feda etmesin diye, daha çok uzun yol yapabilsin diye. Abi elektrikli motorumuz, bu araba normalde fabrikadan çıkışında elektrikli değil. Benzinli motor alınıyor, kenara koyuluyor. Bu arabaya elektrikli motor koyuluyor. Ona göre de bir tane şanzıman sistemi koyuluyor. Normalde şu şanzıman şeyini de gösterelim. Bu arada abi dur, rejiden bir şey daha geldi. Şeyimiz böyle, şunu da gösterelim. Kablomuz, şarj kablomuz. Bu iPhone şarjı değil. Şu kabloyu da şarj istasyonuna koyuyoruz. Şarj istasyonunu da gösterelim abi, gel. Rejiden bir şey daha geldi şimdi. Bu arada Infinity'miz duruyor beyler. İsteyene satarız, zamladık ama. Elinizi çabuk tutmanız lazım ikinci zam gelmeden. Şu abi şarj istasyonu şimdi kenara çekmişiz. Ağır da bir şey. Hani tam açamıyoruz da baba, bunu normalde kendi sistem elektriğimizden sanayi elektriği çekiliyor. Bundan işte akşamları veriyorsun abi şeyi, kutsalı. Bu ayda yani ne getirir? Hani örnek veriyorum, sitede otursanız, siteden şey yapsanız işte 3 TL, 4 TL, 5 TL bir sefer şarj ediyorsunuz. Normalde bu arabayı mesela şarj ettiğimizde ekranında ne kadar mesafe gittiği yazıyor. 430 falan yazıyor full şarjda ama şimdi nasıl benzinli arabaya ne kadar basarsan o kadar iyi. Bu arabada da aynı şekilde. Bu arabada da ne kadar süratli kullanırsan o araba o kadar fazla elektrik harcıyor. Hani örnek veriyorum, uzun yol yapıyorsun, 80'le gidiyorsun geliyorsun, orada daha az harcıyor. Ama dur kalk yapıyorsun, asılıyorsun sürekli gaza, yapıştırıyorsun falan filan, o sıralarda biraz daha fazla yiyor. Bunun ortalaması da bana göre 300'de 350 kilometre arası. İşte çok basarsan 300 yer, 300 kilometre götürür tam şarjda. Az basarsan şöyle götürür, böyle götürür. Arabada hiç ses yok beyler. Şimdi nasıl hiç yok? Hani martı kullananlar ne dediğimi anlayacak. Martıda böyle çok ince bir inleme sesi gelir. Onun dışında çok şükür hiçbir şey, hani böyle şey olmaz ama güçle verir yani. Martıya böyle 2 kişi 3 kişi binen arkadaşlar anladı dedim ya. Şimdi arabayı çalıştırayım abi. Bak şu şanzıman sistemine demin geçiyordum, geçemedim. Bak şanzıman sistemi normal. Hani Toyota'da gördüğümüz bir vites kolu yok arabada.
Şöyle yandan tam olarak belli olmuyor ama en önde P diye bir şeyimiz var. Böyle yakından belli oluyor. Şunu rejiden geldi. Hemen çalıştırayım. Abi P, R, N. Bak. R, şu yanda tuş var. R'ye attık. Bu ortası N. F var. F ne işaret tam olarak bilmiyorum. F ileri işte. N boş. R geri. P, P bildiğimiz yani. Bildiğimiz otomatik test kavramı. Şimdi abi bak yarım kontak açtım. Göstergemiz normal bir gösterge. Bu arada arabamızın kilometresi 179 bin. Ama bu arabada motor olmadığı için, şanzıman olmadığı için, yağ bakımı ıvır zıvır olmadığı için 179 bu araba için bir şey tekabül etmiyor. Yani pil ömrü önemli bu arabada. 3 sene 5 sene pil değişiyorsun. O da kaç paradır tam olarak bilmiyorum. Bakın şöyle güzel bir ekranımız var. Batarya bilgimiz burada %39. Bu arabayla da cayır cayır geziyoruz bu arada. Yani öyle 3-5 kilometrede falan filan hiçbir şey yakmıyor yani. Bayağı da şey yapıyor. Bak şimdi abi şu çalıştırıyorum. Şu an arabam yarım kontak açık. Şöyle yakından gösterir misin? Şöyle tekrar kapatayım. Hepsi her şeyi kapattım abi. Yarım kontak açtım. İşte lambalarım yandı falan. Ekranım geldi. Şu Japon arabalarında da şu yavaştan geliyor ekran. O hoşuma gidiyor bayağı. Şimdi abi şu anahtarımı bir kere çevirdim. Arkadan bir tık ses geldi ufak. Bak şimdi 1000-4000 devirde çalışıyor araba şu an. Şimdi şu vitesi görüyor musun abi? Vitesi düğmesine bastım. F'ye aldım. El frenimi indirdim. Normal otomatik tasarruf. Bu arada şu an arabamız çalışıyor. Hiç ses gelmiyor ama çalışıyor yani araba. Şimdi frenden ayağımı çektim. Şu an yürüyor arabamız görüyorsunuz. Farlarımı da açayım. Arabada baba hala ses yok. Bak gaza da basmıyorum şu an araba. Gayet güçlü. Bak gaza ortasına kadar basıyorum. Bak dizel otomatik bir araba gibi de götürüyor. Arkasına yaslıyor yani insanı. Sonuna kadar bassam pati bile çekiyor yani. Hesabını siz yapın. Şuradan şöyle dönüş alayım. Ya da şöyle bir uzun tur yapalım ya. Bak şimdi tekrar P'ye attım. Gayet de seri böyle hani viteslerde falan aptallaşma yok bu arabada. Normalde bunun ya normal otomatik, dizel otomatik veya benzinli otomatik şanzımanları tek kavrama diyebiliyorum. Onlar da biraz böyle aptallaşma, şaşırma gibi diyeyim daha doğrusu. Toyota kullananlar linçlemesin beni. Şaşırma gibi şeyler oluyor mu? Oluyor. Şimdi emniyet kemerini abi takmadın. Emniyet kemeri abi nasıl öttü? Arkadan takıyorum. Kötü örnek oluyorum ama kusura bakmayın. Yani şeydeyiz. Ufak bir yerdeyiz. Bunu sakın linçlemeyin lütfen. Ricam sizden. Karşımızda da iki tane doblomuz var. Abi kullanımı çok basit. Hiç ses yok. Elektrik yok. Bu arabanın hani kötü yanı var mıdır? Bence yoktur abi. Bu arabada abi mazot derdin yok. Yani şimdi hani kimse lütfen bunu siyasiye vurmasın da mazot derdin yok, yağ bakımı yok, yok şuna mazota şu kadar paradır bu kadar veriyoruz. İşte bunun MTV'si nasıl ödeniyor tam olarak bilmiyorum. Daha MTV'si gelmedi. Biz biliyorsunuz ki ihalelere giriyoruz. O ihalelerin birinden aldık. Dedik ki biz bu arabayla işte sağa sola gidelim kendimiz kullanalım. Çünkü abi yani bu muadilde bu araba ne kadar abi? Fiyatı? 100.000 TL abi otomatik bu ayarda bu kadar dertsiz bir araba yok yani 100.000 liraya alacağın araba işte hasar kayıtlı oluyor şu oluyor bu oluyor. 2012 bu arabanın dizel otomatiğini bu paraya alamıyorsun yani hasar kayıtsız falan filan. Bu arada bu arabada bir tane boya var haricinde hiçbir şey de yok yani tam olarak bir yalan konuşmayayım da bir ya da iki var yani ben şu an şeyine de sokmadım eksperine de sokmadım. Bana gelen eksperde bir tane boya var bayi eksperinde de bir boya şaşabiliyor bazen. İşte o bayi eksper dediğim ihalede bize çıkan eksper. Biz eksper görüyoruz. O şekilde teklif veriyoruz. Bir tane boya var dendi de hani çıkar iki tane çıkar. Ben kaldırıp bu arabayı çöpe mi atayım şimdi iki tane boya çıktı diye beyler. Arabanın abi kullanımı hakikaten tatlı. Yani merak edip gelip görmek isteyenler varsa da beklerim her zaman. Biliyorsunuz otoporttayım bu yasaklardan sonra. Ziyarete, ticarete örnek veriyorum satamadığınız bir araba olur. Konsiyon getirirsiniz bir araba hakkında bilgi almak istersiniz. Siteden herhangi bir yerden araba alacaksınızdır. Yine de yardımcı olurum. Telefonla da ulaşabilirsiniz. Gelmeden dersiniz ki burada bir araba var hani nasıldır falan filan. Sizin adınıza da yardımcı olurum. Ya ulaşan arkadaşlar hani kanki olduk, konuştuk, araba hakkında muhabbet ettik. Instagram'dan yazmanız yeterli beyler. Şimdi abi arabamızı farlarını kapatalım, kendisini kapatalım. Elektriğimiz bitmesin. Şimdi bak gittik geldik acaba %1 mi 3 mü gitti? Hiç gitmedi abi. %1 bile inmedi. O kadar hani 3-5 dakika tur attık. Örnek veriyorum bakkala gittik geldik. Bedava abi. Elektrik zaten yani günde ne yaksan 15 liraya gezersin yani bu arabayla akşama kadar. Ama 15 liralık mazot atsan gezemiyorsun maalesef. Şimdi beyler arabamız dertsiz bir araba.
Ya korkuyorlar bizim insanımız bilmediği bir şeye girmek için. Hani şu arabaya birkaç kişi binse böyle etrafta görse konu komşu. Hani adamın almak ister içinden de yine bir kötü yanını bulur söyler ya bunda elektrikli araba mı olur ya bu dizel olacak basacan gazına gidecek falan patite çekmez bu elektrikli akıllı araba. Öyle değil abi şimdi devir bu araba devre. Dünya biraz daha gidiyor abi. O araba işte bilmem hangi ülkede, şu ülkede, bu ülkede daha gidiyor. Martı bizim ülkeye geçen sene geldi biliyorsunuz. Martıyı da bu arada çok severek kullanıyorum. İnşallah oradan telif yemeyiz. O martı. Bir şey gelmesin. Çoğu zaman kullanıyoruz. Abi arabamızda dediğimiz gibi yağ değişim derdi yok, filtre yok, mazot derdi yok, mazot filtresi yok, o yok, bu yok, motor bitti, duman attı, rektifiye ettireceğiz, şanzıman işte baskısı değişecek, şu değişecek, bu değişecek. Bu arada bu arabada kendinden hani elektrikli olduğu için, beyinli olduğu için fren gazdan ayağını çektiğinde kendi frenleme yapıyor böyle otomatik vites kendini tutuyor. O yüzden balataları falan filan uzun ömürlü gidiyor. Kendini şarj ediyor. Bu arabanın zaten ne masrafı var? İşte bu pilin ömrü bittikçe kullandıkça bir pil değişiyorsun abi. 100-200 liraya bir tane pil alıyorsun. Takıyorsun Duracell böyle. Pili değişiyor abi. Sonra devam. Dediğim gibi uzun yollarda falan belki hani şey olamayabilir. Şarj istasyonları bu arada hani yok abi evde şarj ettik çıktık bir yere gittik falan işimiz var bir yerde kalırsa araba. Abi şimdi hemen hemen bütün AVM'lerde bu arabanın şarjı var. Mesela bizim otoportta var abi. Yanımızdaki Torium'da var. Yok bilmem geride Pelikan var. İleride Marmara Park var orada var. Yani zaten şurada 1 milyon tane adam yaşıyor. Kaç Esenyurt'ta 1 milyon tane adam yaşıyor yani. İlla ki birkaç kişi bu arabayı kullanıyordur. BMW'si olan elektrikli BMW'si olan adama böyle entel bakıyorlar. Toyota'sı olan adam lan garibandır bu adam. Şöyle öyle değil abi işte bu arabayı bilen alır, akıllı adam alır, biner. Yorum yapmadan geçmeyin. Yorumlarınız önemli. Bu emniyet kemeri falan filan kısımlarını şu an oruç saati olduğu için unutabiliyoruz. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.